Evet, bitkisel lifler ve özellikleri. Bitkilerin yapı taşının selüloz olması nedeniyle bitkisel liflere selülozik lifler de denir. Bitkilerden elde edilen ve doğrudan tekstil ham maddesi olarak kullanılabilen lifler bu sınıfa girer. Tekstil lifinin tanımı ve yapısına şöyle bakacak olursak, tekstil elyafın elde edilmesinden tüketicinin istediği özelliklere sahip bir materyal haline gelinceye kadar geçirdiği aşamalarla ilgili bir terimdir. Belirli uzunluk, incelik ve mukavemeti olan yumuşak, sarılmaya, eğilmeye ve bükülmeye uygun maddeye tekstil endüstrisinde lif denir. Tekstilde kullanılan ham maddeye elyaf adı verilir. Elyaf, lif kelimesinin çoğulu olup gerilebilme, kopma ve mukavemetiyle bükülebilme, eğrilebilme, birbiri üzerine yapışabilme, yeteneği olan ve boyu enine göre çok uzun olan renkli veya renksiz lif topluluğuna denir. Tekstil lifinin temel özellikleri, tekstil lifinin değeri sahip olduğu bazı temel özelliklere göre belirlenir. Bu özellikler uzunluk, incelik, mukavemet, parlaklık, eğrilme yeteneği, uzama ve esneklik, yoğunluk, nem çekme özelliği, ısıdan etkilenme özelliği, ışıktan etkilenme özelliği, kimyasal reaktiflerden etkilenme özelliği, elektriksel özellikler ve uzunluktur. Tekstil lifleri uzunluk bakımından ikiye ayrılır. Kesikli elyaf, bu lifler pamuk, yün gibi kısa liflerden oluşmuştur. Uzunlukları tür ve soylarına göre değişir. Ortalama olarak 10 milimetreden 50 santimetreye kadar olan bu liflere stapel lif adı verilir. Yapay elyafı pamuk ve yün gibi doğal görünümlü hale getirmek için isteğe göre şekillendirilip belli boyda kesilmesiyle elde edilen elyafa yapay kesikli elyaf denir. Kesikli liflerde uzunluk çok önemlidir. Yapılacak mamulün kalitesini uzunluk belirler. Makinelerdeki ayarlar iplikçilikte ortalama stapele göre belirlenir. Kesiksiz elyaf, kontinü elyaf da denilen kesiksiz elyafta liflerin boyu sonsuz uzunluktadır. Bu liflere filament adı verilir. Doğal ipek ve yapay lifler filament yani sonsuz haldedir. Yapay liflerin uzunluğu ise üretim metoduna ve kullanacağı alana göre belirlenir. İncelik, elyafın bir diğer özelliği de enine kesitin çapı, büyüklüğü ve biçimidir. Bu büyüklük elyafın inceliği olarak da belirtilir. Lifin enine kesitinin boyutu yani çapı doğrudan doğruya ölçülemez. Dolaylı olarak verilir. Çünkü çok az lifin enine kesiti yuvarlaktır ve standart bir çapa sahiptir. İplik çapını yan yana gelen lifler oluşturur. Dolayısıyla ince liflerden ince iplik elde edilebilir. İplik numarası değişmediği halde çaptaki lif sayısı arttıkça sağlam ve kaliteli iplik yapılır. Lifin veya filamentin 10 mikrondan ince olanları ile 50 mikrondan fazla olanları iplik yapımı için uygun değildir. İnce olanlar çok çabuk kopabilir, kalınlar ise çok kaba iplikler meydana getirir. Mukavemet, elyafın iplik veya kumaş haline gelinceye kadar uğradığı gerilimlere karşı kopmadan durmasına dayanıklılık denir. Tekstil lifleri yeterli mukavemete yani dayanıklılığa sahip olmalıdır. Tekstil liflerinin mukavemeti ölçme yapılan yerin atmosfer neminden etkilenir. Genellikle doğal bitkisel lifler ıslandıklarında veya nemli halde daha sağlam olurlar. Bunun dışındakilerin ise dayanıklılığı azalır. En sağlam lif cam lifidir. Bundan sonra sırasıyla poliamit, polyester, ipek, keten, pamuk, akrilik, rayonlar ve yün gelir. Parlaklık. Parlaklık düzgün bir yüzeyden ışığın yansımasıyla oluşur. Lifin parlaklığı üzerine düşen ışığı yansıtmasına bağlıdır. Gelen ışığı doğrusal düzgün olarak yansıtmayıp yansıtan lifler az parlak veya donuktur. Pamuk ve yün gibi lifler üzerine düşen ışığı dağınık yansıttıklarından dolayı az parlak görünümlüdürler. Lifler elde edilme yöntemleri, yetiştirildiği doğal çevre, cins ve türüne göre farklı yapıda olacağından üzerine düşen ışığı yansıtmaları da değişik olacaktır. Parlak lifler tekstilde her zaman tercih edilir.
Eğirme yeteneği. Her lifin iplik haline gelebilmesi için eğrilme yeteneğine sahip olması gerekir. Bu özellik liflerin birbirine biraz yapıştırıcı olması yanında kütle halindeyken birleşik halde bulunmasından ileri gelir. Bir elyaf demetindeki lifler arasındaki gizli temas uçları sayesinde liflerin birbirine yapışmasına, tutunmasına sebep olur. Lif inceliği, lif yüzeyinin yapısı, uygulanan basınç, lif uzunluğu ve bu özelliği etkileyen faktörlerdir. Uzama ve esneklik. İki ucundan tutularak çekilen lif, esneyerek kopmadan bir miktar esneyebilir. Lif bırakıldığında tekrar eski haline döner. Buna esneklik denir. Fakat daha fazla gerilim uygulanırsa lif eski haline dönemez. Bir miktar uzama gösterir. Lif esneyebileceğinden fazla miktarda kuvvetle gerilirse belli bir miktar uzamanın sonunda kopar. Lifin kopma anındaki uzunluğundan ilk boyu çıkarılır, yüz ile çarpılır ve ilk boyuna bölünürse yüzde uzama miktarı bulunur. Yoğunluk, tekstil liflerinde yoğunluk iki şekilde tanımlanır. Hacimsel yoğunluk ve lineer yoğunluk. Hacimsel yoğunluk bir cismin kütlesinin aynı hacimdeki suyun kütlesine oranıdır. Tekstil liflerin hacimsel yoğunlukları genellikle birden büyüktür. Lineer yoğunluk ise lifin birim uzunluğunun ağırlığı lineer yoğunluk olarak verilir. Tekstil liflerinde ve ipliklerinde birim uzunluğun ağırlığı numaralandırma sistemiyle verilmektedir. Nem çekme özelliği, tekstil liflerinin belli sıcaklık ve rutubette su buharlarını emme, içine çekme kabiliyetidir. Emilen sıvı miktarı elyaf türüne ve ortamın rutubet miktarına göre değişkenlik gösterir. Liflerin nem çekme özelliği iplik, dokuma, ağırtma ve boya işlemleri için gereklidir. Rutubetli ortama bırakılan bir kumaş üzerine su toplar. Buna karşılık nemli veya ıslak bir kumaş kuru hava üzerinde bulunan suyu kaybeder. Buna desersiyon denir. Su absorpsiyonu ve desersiyon bir denge kuruluncaya kadar devam eder. Bir elyaf ne kadar çabuk su absorpsiyonluyorsa o kadar çabuk kurur. Aynı bağıl rutubete sahip bir ortama konulan lifler içinde en fazla nem çeken yündür. Bundan sonra sırasıyla ipek rayonlar, keten, pamuk, asetat ipeği, poliamit ve diğer sentetik elyaf gelir. Cam elyafın nem çekme miktarı sıfırdır. Doğal lifler oldukça fazla miktarda nem çektiği halde elle tutulduğunda kuru hissedilebilir. Bu doğal elyaf tekstilde doğal elyaf kullanılmasının en önemli özelliklerinden biridir. Bu nedenle ticarette lif üzerinde bulunabilecek nem miktarı sınırlandırılmıştır. Tekstil materyallerindeki nem miktarı yüzde nem ve mutlak nem olmak üzere iki şekilde belirlenir. Yüzde nem tekstil materyalinin absorpladığı yani emdiği su miktarının nemli materyal ağırlığına oranıdır. Mutlak nem ise tekstil materyalindeki su miktarının kuru materyal ağırlığına oranıdır. Lif üzerindeki nem yüzdesi higrometre cihazı ile ölçülür. Isıdan etkilenme özelliğine değinecek olursak, bir organik maddenin ısı enerjisi altında bu enerjiden kaynaklanan etkileşimi belli bir değere kadar fizikseldir. Belli bir sıcaklık derecesinden sonra kimyasal etkileşim meydana gelmeye başlar. Isının organik bileşiği kimyasal olarak etkilemesi olayına yanma adı verilir. Liflerin yanma olayından önce ısı enerjisine karşı gösterdiği tepki iki şekildedir. Termoplastik lifler sıcaklığın belli bir miktarda yükselmesi ile biçim değiştirirler. İlk önce yumuşama, yüksek ısılarda ise erime gözlenir. Belirli bir sıcaklığa erişildiğinde bozulma ve yanma olayı başlar. Sentetik lifler ve yapay lifler bu yapıdadır. Non-termoplastik liflerde sıcaklık yükselmesi sırasında yanma noktasına kadar herhangi bir biçim değişikliği görülmez. Tüm doğal lifler ve yapay lifler non-termoplastik yapıdadır. Bu lifler yanma noktası sıcaklığında erişildiğinde yanarlar ve geriye bir miktar kül bırakırlar. Işıktan etkilenme özelliği, ışık bir enerji türüdür.
Bu nedenle organik bir bileşik olan lifler uzun zaman içinde ışık enerjisinden etkilenir. Bu durumdaki elyaf kolayca hava oksijeni ve diğer etkenlerle reaksiyona girer. Bu da polimerleşme derecesinin düşmesi ve buna bağlı olarak dayanıklılığın düşmesi şeklinde ortaya çıkar. Tüm lifler ışıktan olumsuz etkilenir. Bu etki ışığa maruz kalma süresine ve life göre değişkenlik gösterir. Ancak etki süresi bazıları için kısa süredir, bazıları için ise uzun yıllar alabilir. Kimyasal reaktiflerden etkilenme özelliği, lif kendisini oluşturan polimerlerin yapısına bağlı olarak asit, baz, yükseltgen maddeler gibi kimyasal reaktiflerden etkilenir. Bu etkilenme her lif türü için farklılık gösterir. Elektriksel özellikler, tekstil liflerinde iplik, kumaş yapımı ve diğer işlemlerde sürtünmeden dolayı statik elektriklenme meydana gelir. Bu durum elyafın işlenmesini zorlaştırır, makinelerde arızalar meydana getirir, istenmeyen bu durumları gidermek için materyal nemlendirilir. Nemli materyal elektriği oluşurken iletir ve böylece statik elektrik lif üzerinde birikmez. Tohum liflerin ham maddesi selülozdur. Selüloz doğada bitkilerin sentez yoluyla oluşturdukları organik bir maddedir. Pamuğun elde edilmesine bakacak olursak pamuk yıllık bir bitkidir. İlkbaharda ekilir, pamuk bitsinin boyu 1-1,5 metre kadar uzar. 50-60 günden sonra açık pembe veya sarı renklerde çiçekler açar. Bu çiçekler kuruyup döküldüğünde küçük koyu yeşil, piramit şeklinde ve ceviz büyüklüğünde bir tohum zarfı, koza oluşur. Kozaların içinde 16-60 kadar tohum bulunur. Koza adı verilen bu tohum zarfının olgunluğa erişme süresi içinde tohumlar üzerinde uzun ve ince lifler oluşur. Her bir tohum üzerinde 10.000-20.000 kadar lif vardır. Lifler kapalı kozanın içinde sıkışık halde olgunlaşırken kıvrımlarını da kazanmaya başlar. Koza içindeki liflerin uzaması ile koza hacmi yetersiz kalır ve koza çatlar, açılır. Pamuk tohumları üzeri elyaf kaplı olduğu halde açığa çıkar. Lifler sıcak havanın etkisiyle su kaybeder ve birbirine yapışmış olan lifler kabararak kozanın açılmasını sağlar. Pamuk bitkisi Ağustos ve Ekim aylarında elle veya makineler ile toplanır. Yani Ağustos ve Ekim ayları arasında toplanma işlemleri yapılır. Pamuk tohumlarına çiğit denir. Çiğitli pamuğa kütlü pamuk denir. Tekstil endüstrisinde pamuk çekirdeği ile beraber kullanılmaz. Lifler çekirdeğinden çırçır makinesiyle ayrıştırılır. Çekirdeğinden ayrıştırılmış pamuğa mahlaç denir. İki çeşit çırçır makinesi vardır. Merdaneli veya toplu çırçır makinesi ve testereli çırçır makinesi. Testereli çırçır makinesi ile elde edilen pamuklar merdaneli çırçır makinesine göre daha randımanlıdır. Nedeni de daha temiz olması, daha temiz elde edilmesidir. Çırçırlanan pamuklar preslenip balyalar haline getirilerek iplik fabrikalarına yollanır. Balya ağırlıkları Türkiye için 200-300 kilogram arasında değişir. Geriye kalan tohumların üzerindeki linterler, tohum üzerindeki küçük kısa tüycükler ayrılarak yapay ipek yapımında kullanılır. Pamuk tohumları yağ bakımından da çok zengindir. Pamuk yağı üretilerek yağı alınmış tohumlar hayvan yemi olarak da değerlendirilir. Pamuğun fiziksel özelliklerine, fiziksel yapısı ve özelliklerine bakacak olursak, pamuğun etrafındaki epidermis hücresinin uzamasından primer duvar oluşur. Lif olgunlaşma devresinde 20 günde primer duvar içinde selülozdan sekonder duvar örülür. Pamuk lifinin içi protoplazma sıvısı ile dolu ince duvarlı bir bitki hücresidir. Hücrenin en dışında kutikül tabaka, onun altında ise primer ve sekonder yapılar bulunur. Sekonder yapı 3 bölümden oluşur. Bunlar merkeze doğru sırasıyla 2 fibril yapı ve merkezde lümen denilen içi protoplazma sıvısı ile dolu olan kanalı çerçeveleyen yapıdır. Bitki olgunlaşıp kozalar açıldığında protoplazma sıvısı kurur. Bu kuruma sırasında hücrenin enine kesiti
fasulye şeklini alıp bir tarafı çökmüş yapı oluşur. Lifin enine, kesitine mikroskopta baktığımızda uçlara doğru daralan, bükülmüş, ser şerit gibi yapı olduğu görülür. Üretim sırasında genişlemeyen pamuğun liflerindeki sekonder yapı tam gelişemez. Bu tür pamuklara ölü pamuk denir. Pamuk lifi kremimsi beyaz renktedir. Pamuk lifinin boyu 1 cm'den 7,5 cm'ye kadar değişkenlik gösterir. Çapı ise 6-25 mikron dur. Yoğunluğu 1,5-1,55 cm3 gram bölü cm3 arasındadır. Standart şartlarda 20 santigrat dereceye kadar ve %65 reaktif nemde %8,5 oranında nem absorplar. Pamuk kolaylıkla havadan nem absorplar. Buna rağmen elle tutulduğunda kuru hissedilebilir. Pamuğun en önemli özelliklerinden biridir bu. Ticarette pamuk için izin verilen maksimum nem miktarı ise %8,5'tur. %100 reaktif nemde pamuklu materyal %25-27 oranında su absorplar. Lifin ortalama uzama miktarı ortalama %7-8'dir. Elastik özellikleri yoktur. %2'lik elastik uzamadan sonra eski haline geri dönme %74 ve %5'lik uzamadan sonra ise %45'tir. Bütün selülozik materyallerde görülen ıslandığında boyca ve ence kısalma pamuklu materyallerde de gözlenir. Bu kısalma pamuk elyafında meydana gelen şişmeden dolayıdır. Bütün selülozik liflerde olduğu gibi pamuk da ıslandığı zaman dayanıklılığında artma görülür. Dayanıklılık artması %30 civarındadır. Pamuklu materyaller ıslandığı zaman ağırlığının %70'i kadar su çekerler. Pamuğun kimyasal yapısı ve özelliklerine değinecek olursak, pamuk lifinin kimyasal yapısı yetişme koşullarına göre değişkenlik gösterir. Kimyasal yapısında selüloz, hemiselüloz ve pektin, protein ve renkli madde, anorganik maddeler, vaks ve yağlar bulunur. Pamuk lifi %100'e yakın oranda selüloz içerdiğinden selülozun tüm kimyasal özelliklerini gösterir. Derişik ve kuvvetli asitlerle sıcakta ve soğukta bozulur. Derişik sülfürik asitte tamamen çözünür. Seyreltik bazlar pamuğa çok az etki eder. 150 santigrat derecenin üstündeki sıcaklıklarda bozulmaya başlar. 170 derecede ise kısa zamanda kavrulur. Yükseltgen ağartıcılarla uzun süre temas halinde kalırsa oksit selüloz oluşumu ile bozulur. Güneş ışığındaki ultraviyole ışınları, hava oksijeni, nem ve kirli hava koşulları altında kalan pamukta polimer bozulur. Doğrudan güneş ışığı özellikle sıcak ve çok nemli havada pamuklu materyali etkileyerek dayanıklılığını azaltır. Pamuğun kullanım alanlarına bakacak olursak, pamuk lifinden elde edilen ürünler günlük yaşantımızda hemen hemen her alanda kullanılmaktadır. Sıvılara emme özelliğinin yüksek olması nedeniyle özellikle iç giyimde, t-shirt ya da sweatshirt yapımında, ceket, yelek, gömlek, pantolon ve buna benzer birçok alanda, ev tekstilinde, perdelik, döşemelikte, havlu, bornoz, süs eşyalarında, masa sehpa örtülerinde ve birçok alanda tıbbi ve endüstriyel amaçlı olarak da geniş, çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Örneğin sargı bezi, bandaj, pamuk gibi birçok alanda kullanım gösterir. Kapok lifleri. Kapok ağacı tropik işlemlerde Hindistan, Afrika ülkeleri ve benzerlerinde yetişir. Ağacın kapsül şeklindeki meyvesi içinde tohumu ile birlikte bulunan kapok lifleri kapsüllerden elle veya makinelerle ayrılır. Tohumlar liflerden pamuğa nazaran çok daha kolay ayrılır. Sarı renkli, yumuşak, elastik ve dayanıksız bir elyaftır. Lifler tek hücrelidir. Lif uzunluğu 1-3,5 cm'dir. Yapısında %63 oranında selüloz, %13 oranında linyin bulunur. Pamuğun altında pamuğun 1/6 kadar ağırlıktadır. Hafif olduğundan dolgu maddesi olarak oldukça sık kullanılır. Bu anlamda yatak ve yastık yapımında çoğunlukla kullanılmaktadır.
Lifin yapısındaki gözenekler yüzünden iyi bir hava ve ısı izolasyonu sağlanır. Ayrıca bilinen en iyi ses tutucudur. Hafifliği ve ses izolatörü olması nedeniyle uçaklarda bu özelliklerinden oldukça fazla yararlanılmaktadır. Su da uzun süre ıslanmaz. Islandığında çabuk kurur. Çabuk ıslanmaması elyafın yüzeyinin vaks ile kaplı olmasından kaynaklanır. Nem ve su çekme özelliği çok az olduğundan can yeleklerinde ve can simitlerinde kullanılır. 1 kilogram kapok 35 kilogramlık bir ağırlığı su yüzeyinde rahatça tutar. Gövde lifleri, bitkilerin saplarından elde edilen selülozik liflere gövde lifleri denir. En önemli gövde lifleri keten, kenevir, jüt ve ramidir. Bunların yanında son yıllarda bambu bitkisinden elde edilen bambu lifleri de gövde lifleri arasında yerini almıştır. Gövde lifleri lif demetlerinin dayanıklılık, düşük esneklik ve farklı uzunluklarda olmasıyla belirgin bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda gövde liflerine sak lifleri de denilmektedir. Keten lifine bakacak olursa keten bitkisi bitki gövdesinden, sapından elde edilen liflerin başında gelir. Başlıca tohumu ve lifi için yetiştirilir. %40-45 oranında yağ içeren tohumundan, kuruyan yağ türünden yağ elde edilir. Bezir yağı olarak bilinen bu yağ boyacılıkta kullanılır. Yağı alınan tohumlardan geriye kalan küspe hayvan yemi olarak da değerlendirilir. Türkiye'de keten ekilir ancak düşük kalitedir. Fransız keteni parlaklığı ile İrlanda keteni ise beyazlığı ile ünlüdür. Elde edilmesi ise ilkbahar ve sonbaharda ekilir. Bir yıllık bir bitkidir. Rutubetli ve soğuk iklim, kumlu ve derin topraklardan hoşlanır. İklime göre Haziran ve Ağustos aylarında olgunlaşır. Boyu 1-2 metreye kadar uzar. Olgunluğa erişen keten bitkisi hasadı kesilmeden toprakta elle yolunarak ve makinelerde kesilerek yapılır. Kökler bir tarafa, saplar bir tarafa gelmek üzere demetler halinde tarlada kurumaya bırakılır. Üzerindeki yapraklar kuruyup döküldükten sonra kendi sapları ile bağlanarak demet haline getirilir. Kurutulmuş bitkiden lifin elde edilmesi ise 3 aşamada gerçekleşir. Bunlar çürütme, dövme ve taraklamadır. Çürütme, keten liflerinin yapışık olduğu diğer dokulardan ayırtmak için çürütme işlemi yapılır. Çürütme işlemi 3 değişik yöntemle yapılmaktadır. Bunlar çiğ ile çürütme, su ile çürütme ve kimyasal çürütme olarak özetlenebilir. Çiğ ile çürütme, nem oranı yüksek bölgelerde keten sapları çayırlar üzerine serilerek nemli havaya bırakılır. Keten saplarının çürümesi mikroorganizmalar yardımıyla olur. Nem etkisiyle üreyen mikroorganizmalar bu üreme sırasında lif demetlerini odunsu hücrelere bağlayan pektin maddesini eritirler ve lifler birbirinden ayrılır. İşlem 1-1,5 ayda tamamlanır. Bu yöntemle çok yumuşak lifler elde edilir. Su ile çürütme, kurak bölgelerde keten sapları akarsu veya havuzlar içine bırakılarak çürütme işlemi yapılır. Sıcak sularda mikroorganizmalar çabuk ürediği için işlem çok kısa sürer. Akarsularda 1-5 haftada işlem tamamlanır. Durgun sularda, havuzda veya fabrikada, özel havuzlarda ise su çok daha kısa sürede ısındığı için 4-6 günde çürüme işlemi tamamlanır. Çürütme işleminde dikkat edilecek husus havuzlamayı ve sıcaklığı kontrol altında tutmaktır. Aksi halde mikroorganizmalar dış pektini parçaladıktan sonra iç pektini de eritmeye başlar. Lif demetinde parçalar ve tek tek hücrelere ayrılırlar. Bu da ketenin pamuklaşması veya kotonize olması demektir. Bu takdirde ketenin kalitesi düşer. Kimyasal çürütmede keten sapları %3'lük bir asitle 2-3 gün süreyle bekletilir. Daha sonra yıkanıp nötralize edilir. Diğer çürütme yöntemlerinden daha çabuk fakat daha düşük kalitede lifler elde edilir. Dövme, çürütme işlemi bittikten sonra demetler dikine sıralanarak açık havada veya güneşsiz yerde kurutulur.
Kurumuş saplar önce tokmakla dövülür, sonra manganezlerde kırılır. Manganezler bu iş için yapılmış küt ağızlı bir bıçaktan ibarettir. Manganezde odunsu hücrelerin bulunduğu sap kısımları parçalanarak dökülür. Taraklama, keten lifleri üzerinde kalmış olan odunsu parçaları uzaklaştırmak için önce çırpılır. Manganezde kırılan odunsu yapının temizlenmesi de çivili yapıdan oluşan taraklarla temizlenir. Daha sonra uzun ve kısa lifleri birbirinden ayırmak ve lifleri düzgünleştirmek için taraklanır. Geriye sadece lif demeti kalır. Demet biçimine getirilerek balyanılıp piyasaya sürülür. Düşük kaliteli lifler asit, baz veya sabun çözeltileri kullanılarak katalize edilir. Katalize edilmiş lifler genellikle pamukla karıştırılarak kullanılır. Fiziksel yapısı ve özelliklerine geldiğimizde, keten bitkisinin gövdesi incelendiğinde kabuğun altında demetler halinde gövdeye sağlamlık veren lifler bulunduğu görülür. Keten lifli mikroskop altında görünüşü köşeli lif hücrelerinin odacıklar halinde gövdeyi içerdiği görülür. En dışta ince bir tabaka halinde yağ ve vakslar bulunur. Lif kalınlığı 0.014-0.025 mm arasındadır. Lif demetinin uzunluğu ise 30-90 cm'ye kadar uzar. Tek lifin uzunluğu ise 7-8 cm arasındadır. Keten sarımtırak beyaz renkte hafif mavimsidir. Ketenin uzun ve ince olanı tercih edilir. Kopma anında uzaması kuru iken %1.8'dir. Yaş iken ise %2.2 oranındadır. Bu yünle kıyasladığımızda oldukça, hayvansal liflerle kıyasladığımızda oldukça düşük bir orandır. Islakken dayanıklılığı %20 daha fazladır. Özgül ağırlığı ise 1,5 gram bölü santimetre küptür. Kimyasal yapısı ve özelliklerine değindiğimizde keten lifleri kimyasal reaktiflere karşı pamuk lifinin göstermiş olduğu özellikleri gösterir. Benzer özellikler gösterir. Kaynar su, güneş ve deterjandan fazla etkilenmez. Nem çekme özelliği pamuktan iyidir. Bu nedenle ticarette en fazla %18 nem kabul edilir. Bu nemi taşıdığı halde bile kuruluk hissi verir. 120 derecenin üstündeki sıcaklıklarda ise bozulur. Uzun süre güneş ışığına maruz kaldığında dayanıklılığında azalma görülür. Keten lifi genellikle serin tutması açısından yazlık giysi dış giyiminde kullanılır. Gömlek, ceket, pantolon ve ev tekstilinde, sofra takımlarında, süs eşyalarında, yatak takımlarında, bunların yanı sıra su tesisatlarında lif olarak halat yapımı ve kaliteli kağıt yapımında da keten lifi oldukça fazla kullanılmaktadır. Kenevir, kendir adı da verilen bir tekstil bitkisidir. Ekiminden 120-140 gün sonra hasadı yapılır. Ketende olduğu gibi lif hücreleri kabuk kısmında demetler halindedir. Lif üretimi ketende olduğu gibi çürütme, dövme ve taraklama işlemleriyle gerçekleştirilir. Lif uzunluğu 40-45 mm'dir. Parlak sarı veya esmer renklidir. Kenevir devlet kontrolünde üretilir. Çünkü dişi kenevirde esrar adı verilen uyuşturucu bir madde salgısı vardır. Genellikle halat, urgan, yelken, çadır bezi, çuval yapımında ve halıların çözgü ipliğinde kullanılır. Jüt bitkisi, jütün gövdesinde lif hücreleri demetler halinde bulunur. Jüt lifinin üretimi çürütme yöntemiyle yapılır. Çürütme sonunda lif demetleri gövdeden elle soyularak ayrılır. Liflerin boyu 18-25 santimetredir. İlk elde edildiğinde açık sarı olan lifler zaman geçtikçe açık kahverengiye döner. Esnekliği azdır. Dayanıklılığı keten ve kenevirden daha düşüktür. Jüt lifinin büyük bir kısmı çuval, ip, sicim ve örtü kumaşları yapımında kullanılır. Hatta son yıllarda yine halıların çözgü ipinde kullanılmaktadır. Rami bitkisi, lif hücreleri rami bitkisinin gövdesindeki kabuk kısmının hemen altında demetler halinde bulunur. Bitkilerin yaprakları sararmaya başladığında hasadı yapılır. Rami bitkisi henüz yaşken kabuk kısımları bir bıçak yardımıyla sıyrılarak elle veya makinelerle temizlenir. Üzerindeki zamsıkı maddenin
uzaklaştırılması için çürütme işlemi uygulanır. Kimyasal maddelerle veya mikroorganizmalarla yapılan zamk giderme işlemi yapılır. Lifler yumuşayarak daha iyi erilebilir hale gelir. Çeşitli yerel giyim eşyaları, döşemelik kumaşlar, ip, halat yapımında kullanılır. Bambu lifi 21. yüzyılın elyafıdır. Son yılların en önemli elyaflarındandır. Uzak Doğu'nun bambu ormanlarından toplanan bambu kamışları hamur haline getirilip daha sonra liflere ayrıştırılır ve kasarlanır. Başka hiçbir selülozik elyaf bambu elyafının verdiği doğallığı, yumuşaklığı ve serinliği verememektedir. Bu özellikler bambu lifinin ipek ve kaşmir ile mukayese edilmesine neden olmaktadır. Kendiliğinden antibakteriyel, doğa dostu olan bambu elyafından yapılan kumaşlar merserize işlemi gerektirmez. Tüm bitkisel ve selülozik elyaflarla aynı boyayı alır. Yazın terleme ve koku yapmaz. Bambu elyafının kullanım alanları erkek, bayan, iş çamaşırları, iç ve dış giyim, özellikle çorap, battaniye, havlu, tıbbi giyim, gıda ambalajları, yatak çarşafları, nevresimler, perde ve benzeri birçok ev dekorasyonunda da kullanılır. Yaprak liflerine gelecek olursak sisal bitkisi sıcak ve nemli iklimde yetişir. Yapraktan elde edilen lif sınıfında en fazla sisalden lif üretilir. Brezilya, Afrika ve Endonezya'da yetiştirilen sisal bitkisi 7-8 yaşına geldiğinde lif üretimi için kullanılabilir. Uzun, etli ve kın şeklindeki yaprakların %80-85'i sudur. Taze yapraktan çürütme yöntemiyle %3-4 kadar lif elde edilebilir. Bir bitkiden 15-20 yıl boyunca ürün alınabilir. Sisal lifleri birbirleriyle yapışık halde bulunan hücre demetleri şeklindedir. Liflerin boyu 100 cm'ye kadar ulaşabilir. Rengi beyazdan sarı kahverengiye kadar dönebilir. Yapısında %65-72 oranında selüloz vardır. Lifte küçük gözenekler olduğundan nem çekme özelliği oldukça fazladır. Sağlamlığı ve tuzlu suya karşı dayanıklılığı yine oldukça fazladır. Aynı zamanda diğer kaba liflere göre esnekliği çok iyidir. Bu nedenle örme işlerinde, gemi hatlatlarında, tarımda ve denizcilikte bağlama malzemesi olarak da kullanılır. Yine Manila keneviri, abaka, hurma ağacına benzeyen ve 8-20 yıl yaşayan tropikal bir bitkidir. Dünya üretiminin %94'ü Filipinler'dedir. Yaprak kınları içinde lifler demetler halinde bulunur. Yapraklar bitki çiçeklenmeye başladığında hasat edilir. Yaprak kınından lifli kısımlar sıyırma ile ayrılır. Daha sonra güneşte kurutulur. Beyazdan kahverengine kadar giden renkler parlak ve sağlam lifler elde edilir. Yapısında %63-64 oranında selüloz bulunur. Abaka lifleri sağlamlığı ve nem çekici özelliğinin azlığından dolayı yelken bezleri ve gemi halatları yapımında kullanılır. Ayrıca kaba dokuma kumaşlar ve yastıklarda, minderlerde dolgu maddesi olarak kullanılır. Meyve liflerine bakacak olursak koko lifi. Koko lifleri Hindistan cevizi meyvesinin üstünü örten lifli tabakalardan elde edilir. Sri Lanka, Hindistan ve Pakistan'da yetiştirilir. Üretimi için Hindistan cevizi kabukları nehirlerde 6-12 ay süreyle bekletilir. Bu süre içinde kabuklardaki çamurlar gider. Odunsu hücreleri liflere bağlayan yapışkan madde bozulur ve lifler birbirinden ayrılacak hale gelir. Bu kabuklar kurutulur ve odun tokmaklarla dövülür. Sonra temizlenerek kaba, uzun, ince ve kısa lifler sınıflandırılarak ayrılır. Açıktan koyu kahveye giden renklerde sert fakat esnekliği fazla olan lifler elde edilir. Koko lifleri iplik haline getirilip parlak renkli koko hasırlarının yapımında çuval ve gemi halatı imalinde kullanılır. Sert olanları
paspas ve fırça olarak üretilir. Suya karşı dayanıklıdır. Dokumadan bahsetmişken örmeden de bahsetmemek olmaz. Kısaca bir örmeden de bahsetmek gerekir. Örme profesyonel dünyadan amatör dünyaya kadar birçok alanda şu anda günümüzde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok farklı alanlarda hem giysi sektöründe, dekorasyonda birçok farklı alanda kullanılmaktadır. Farklı ürünlerin oluşturulmasında, tekstil yüzeylerin oluşturulmasında da kullanılmaktadır. Örme kumaş üretimi kapsamında pek çok farklı şekil üzerinden alınarak hazırlanabilmektedir. Çok farklı şekillerde örme kumaş hazırlanabilmektedir. Genel olarak örme kumaş ipliklerin bir araç yardımıyla beslenmesi, bir araya getirilmesi, bu tığ olabilir, şiş olabilir, çok yıllar öncesinde bizim geleneklerimizde, göreneklerimizde de yer alan birçok farklı materyallerle ipliklerin bir araya getirilerek belli bir formda derlenip toplanması ve bir yüzey haline getirilmesi olarak düşünebiliriz. Yan yana ya da boylamasına tasarım eşliğinde farklı yüzeyler oluşturulabilir ve çok kolay, kısa sürede oluşturulabilir. Bu anlamda özellikle de tasarımda etkin olarak faydalanmaktadır örme kumaşlardan. Peki örme kumaşların özelliklerinden bahsedecek olursak ne olabilir? Bir kere örme her türlü ip formuna gelen, ip formu alabilecek, yani bir kumaşı dahi ip haline getirilerek, örülerek tekrar kazandırılması, geri dönüşüm yapılması açısından da çok önemlidir. Pek çok ayrıcalığıyla beraber günümüzde de değişik özellikler göstermektedir. Değişik özellikler sunmaktadır. İplikler aracılığıyla en hızlı şekilde kumaşa dönüşebilmekte, esnek ve elastik bir yapıya sahip olduğu için hangi forma yaptığınızda yaptığınıza göre kusurları örtme özelliği de sağlar. Bu nedenle de çok fazla tercih edilir. Bir giysi dikilirken, hazırlanırken bir kalıp formunda yapılması gerekirken örmede bu iş çok daha kolaydır, çok daha basittir. Çünkü ördüğünüz yüzey esnek olacağı için atıldığı, kullanıldığı formun yapısını alır. O yapının formunu alır. Dolayısıyla görüntü güzelliği çok daha kolay olmaktadır. Dolgun bir görüntü ve yapısı bulunmaktadır. Yani yapacağınız, kullanacağınız materyale göre değişir fakat sonunda elinize dolu dolu bir ürün çıkar. Farklı ürünlerin kullanılması konusunda özellikle geri dönüşüm açısında ciddi bir potansiyele sahiptir. Kullanmadığınız bir herhangi bir örmeyi tekrar söküp yeniden örerek tekrar kazandırabilirsiniz. Ya da bir kumaşı ip şekline, ip formuna dönüştürerek örebilirsiniz. Bu anlamda o kadar fazla büyük bir yelpazeye hitap etmektedir ki banyodaki yer paspaslarından tutun da evinizde kullanacağınız işte kırlentler, minderler ya da çok eskiden geleneklerimizde de olan örme çoraplar, örme yelekler, özellikle bebekler, Anadolu'da bebekler yeni doğduğunda giydirilmek üzere hazırlanan yelekler tamamen bu örme yöntemiyle elde edilir. Bu nedenle özellikle de tekstil sektöründe son derece önemli ve çok sıklıkla kullanılan, kolaylıkla ulaşılabilen bir metodolojidir. Evet, bu dersimizde tekstildeki kullanılan liflerden, hayvansal liflerden, bitkisel liflerden ayrıntılı olarak bahsettik. Tabii bu konularda yaptığımız çok özel röportajlar, çalışmalar ve görseller yer almakta. Bunlar da yine zaten sizlere iletilecek. Kısaca dokumadan, örmeden, dokumanın tekstil alanındaki öneminden, kumaşın öneminden, bunlardan yine bahsettik. Örmenin nerelerde kullanıldığına değindik. Bu konuyla ilgili ayrıntılı röportajlarda sizlere destek verecek şekilde hazırlanmıştır. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.